Hafta başından beri gerek ara seçimlerin netleşmemesi, gerekse kripto paralardaki sert satışlarla azalan Amerika ve major Avrupa endekslerindeki risk iştahı, dün %8 beklentisine rağmen %7.7 ile beklentilerin oldukça altında açıklanan Amerika TÜFE verisiyle güç kazandı. Tüfe verisi, Fed'in faiz kararlarını etkileyen, istihdamla birlikte en önde gelen makroekonomik veri olmakla beraber, piyasalar daha güvercin bir Fed beklentisini fiyatlamakta. Amerika'da teknoloji hisselerinin öncülüğünde sert açılış sonrası, küçük bir miktar kar realizasyonları görülse de, olumlu görünüm seans içerisinde de hakim oldu. Açıklanan %7.7'lik enflasyon verisi 9 ayın en düşük seviyesi olmakla beraber aylık çekirdek enflasyon verisinde %0.5'lik beklentiye kıyasla %0.4'lük bir artış kaydedildi. Yılbaşından itibaren çekirdek enflasyon ise %6.3'e gerilemiş durumda. Enflasyon kalemlerinde ön plana çıkan noktalarda öncelikle Amerika ekonomisinin güçlü bir göstergesi olan hizmet kalemindeki artışın önceki %0.7'lik seviyesinden %0.5'e gerilemesi olumlu olarak yansırken konut piyasalarındaki durulma %0.5'lik artışla biraz daha gecikmeli bir küçülme görünümünde. Ayrıca baskılanan petrol fiyatlarıyla uçak biletleri kaleminde %1.1'lik azalma ve ikinci el araç verisinde geçtiğimiz ayki %1.1'lik azalmaya kıyasla bu ay %2.4'lük bir düşüşle ön plana çıkıyor. Piyasa terminal oranı beklentileri çarşamba günü %4.75 ila %5 iken, veri sonrasında 25 bas puan azalarak %4.75 ila 5 olarak gözükmekte. Dow Jones Endeksi Temmuz 2009'dan bu yana gerçekleştirmiş olduğu en sert yükselişle günü tamamlarken, S&P 500 ise tarihteki en sert 3. tepkiyi %5.2 ile verdi ve sadece Ekim 2008 ve Aralık 2008 tepkilerinin gerisinde kaldı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de günü %7 yükselişle noktaladı. Avrupa tarafında, Amerika tarafından gelen enflasyon verisinin euro ve tahvil piyasası üzerindeki etkisi hisse senetlerine de yansıdı. Eurostox endeksinde gün %3.1 yükselişle noktalanırken Frankfurt DAX endeksi de %3.5 değer kazandı. DAX endeksinde tahvil piyasalarındaki geri çekilmeye paralel gayrimenkul sektörü en ciddi değer kazancı yaşayan sektörlerden olurken IT sektörü en güçlü performansı gösterdi. Gayrimenkul sektörü %5.5, IT sektörü ise %7 değer kazandı. Londra FTSE endeksi de %1.08 yükselişte kıta Avrupası endekslerine katılmış durumda. Amerika CPI verisinin beklentinin altında açıklanması ardından Fed'in daha güvercin bir faiz politikası izleyeceği beklentisiyle dolar endeksi %2.46 gerileyerek günü %7.85 seviyesinden bitirdi. Tüm gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kaybeden dolar en çok yen karşısında zayıfladı. Dolar yen paritesi %4.1 gerileyerek 140.90 seviyesinden işlem görüyor. Euro dolar paritesi %1.95 gerileyerek 1.0206 seviyesine gelirken sterlin dolar paritesi %3.15 yükselişte 1.17.17 seviyesinden günü tamamladı. Bir süredir faiz kararları sebebiyle baskı altında olan altın. CPI verisinden sonra dün yükseldi. 100 günlük ortalamasını ve %23.6 Fibonacci seviyesine kıran altın, %2.83 yükselişte 1755 dolar seviyesinden günü tamamladı. Gümüş ise Nisan ayının sonundan beri ilk kez 200 günlük hareketli ortalama seviyesini yukarı yönlü kırdı ve 21.49 destek seviyesi oldu değerli metal %2.95 yükselişte 21.675 seviyesinden günü tamamladı. CPI verisinin beklenti altında açıklanmasıyla Amerika hazine tahvil getirileri düşüş yaşadı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 22.4 bas puan düşüşte %3.8 seviyesinden günü bitirdi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de benzer bir trend gözlenirken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 16.3 bas puan düşüşte %3.28, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi ise 16.2 bas puan düşüşte %2 seviyelerinden seansı tamamladı. Asya tarafında Japonya 10 yıllık tahvil getirileri 0.2 bas puan düşüşle 0.24, Avustralya 14.5 bas puan düşüşle %3.tiydi. Çin 10 yıllık tahvil getirisi 0.8 bas puan düşüşle %2.68 seviyesinden günü bitirdi. Tüketici fiyat endeksinin beklenenden daha az yükselmesi yatırımcılar tarafından Fed'in daha yavaş faiz artıracağı ve sıkılaşmayı azaltacağı şeklinde yorumlandı. Türkiye 5 yıllık CDS primi de 565.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.